Ben makyaj yapmıyorum. Çünkü bugün sizi bir make-up stüdyosuna götüreceğim. Sevgili Ayşe Bodur makyajımı yapacak. Muson Stüdyosu. Eminim herkes ismini duymuştur. Ama bilmeyenler için şöyle sayfaya koyayım ki görün ne kadar güzel makyajlar yapılıyor o stüdyoda. Gerçekten ben de böyle Instagram sayfasına girip böyle 10 makyajı birden arda arda izlediğim oluyor. O yüzden bugün makyajım yapılacak diye ayrıca heyecanlıyım. Sizi de yanımda götüreceğim tabii ki de ama orada nasıl bir ortam olur bilmiyorum. Ne kadar çekim yapabilirim ama ne yapacağız biliyor musunuz? Geleceğim, burada oturacağım, tekniklerden bahsedeceğiz. Yani sonuçta her make-up artistin makyajı, uygulama biçimi farklı olduğu için eminim farklı teknikler göreceğim bugün. Mutlaka size aktaracağım. O yüzden hadi gidelim. Siz de gelin. Gidiyoruz. Evet. Bugün hazırlıklıyım. Gerçi ben bunu içme suyu için, içmek için almıştım. Artı çiçeklerim de burada. Evet, bu sefer gerçekten gidiyoruz. Çünkü camındaki buzlar eridi. Gidiyoruz. Selam arkadaşlar, tekrardan. Bugün Ayşe Bodur'un stüdyosundayız. Makyajı, saçı yaptı. Çok teşekkür ederim. Harika bir gün geçirdim. Gerçekten. Bence de eğlenceliydi. Birkaç soruma cevaplayacak. Hemen başlayayım. Bu soruları çok zamanlı ama. Yok, çok önemli. Ben bu hikayenin nasıl başladığını merak ediyorum. Yani makyajı olan ilginiz nasıl başladı, nasıl anladınız? Arkadaşlarınızla yaparken mi yoksa nasıl oldu? Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı aslında. Ben hep ressam olmak istiyordum küçüklükten aynen. Okumayı da hiç sevmedim. Çok kötüydü derslerim. Ve okumak istemedim. Ailemin zoruyla okula gittim. Bir anda bıraktım. Daha sonra işte resim yapmaya bir şeyler yaptım. Ama o da olmadı tabii. O zamanlar şimdiki kadar kolay değildi. Daha zordu işte bir heykeltıraşın yanında gidip çalışmak ya da bir ressam olmak falan filan derken. Öyle bir anda mesleki eğitim kursuna gittim. Ondan sonra böyle çıraklık eğitim merkezleri vesaire vardı. Kuaförlükle başladım. 2 yıl çalıştım. Daha sonra 2 tane ustam vardı. Biri saçta, biri makyajda. Makyajda olan ustam kayınpederi vefat etti ve orduya gitti. 10 tane de gelinimiz vardı ve ben dedim girmek istiyorum. 13 yaşından beri böyle bu hikaye başladı. Mesela her mesleğin bir zorluğu vardır. Sizce bu meslekte neye zor dersiniz? Yani şu olmasa ya da... Şimdi bence bu mesleği yaparken şunu düşünmek gerekiyor. Biz bu mesleği eğer hobi olarak yapıyorsak çok keyifli. Ama gelin almak istiyorsak, işte stüdyoda çalışmak istiyorsak ya da setlerde çalışmak istiyorsak bunun zorluğu her gün sabah uyandığında iş aramak. Yani her gün aslında işsizsin. Gelin yoksa işsizsin. Yani sabit bir iş olmadığı için her gün iş arıyorsun. Video atıyorsun, onu yapıyorsun. Bence her gün çalışıyorsun. O yüzden evet. Bunun zorluğu bu bence. Çok katılıyorum. Kesin çok inişli çıkışlı. Aynen öyle. Onu göze almak lazım. Ve diyelim ki evet çok popülersiniz, çok işte gelin alıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Onun da zorluğu hafta sonu ailenizle zaman geçirememek. Evet. Çünkü tabii bütün gelinlerimiz 7'de 8'de aynen 10'da hazır olmak istiyor. Dolayısıyla biz mesela sabah 5'te gidiyoruz. 1'de 2'de bitiyor mesai. Hatta hafta sonu kaybolmuş oluyor. Ama Türkiye'nin her yerine gitmek de keyifli olsa gerek. Evet. Eğlenceli. Ya gelinler, prenses, onlarla zaman geçirmek çok güzel. Bir sorum daha var. Son olarak makyaja ilgisi olan insanlara önereceğiniz şeyler var mı? Nereden başlasalar, nereden başlamaları gerekir? Ya bence bir kere çok bol bol pratik yapmak lazım. Ve bu pratikleri de hakikaten hatları düzgün, işte zaten of olay diğer kişilerde değil de olabildiğince atıyorum kemerli durumlara çalışsınlar. Gözleri düşük olanlara çalışsınlar. Ve bol bol video izlesinler. Evet, kesinlikle aynen pratik ve video. Çok teşekkür ederim cevapladığınız için. Ne demek? İyi ki geldin. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Teşekkürler. Evet, artık kuş yuvaya geri döndüm. Stüdyoma geldim arkadaşlar. Ben de bu anı çok bekledim aslında. Hani tamam evet makyaj yaptık. Ama şu ışıkların altında bir kere daha görmek istedim.
incelemek adına zaten. Gerçi incelenecek bir şey değil yani. Çünkü yetenek ortada, makyaj kraliçesi diyorum ben ona. Gerçekten efsaneydi. Ayşe Hanım'ın yapmış olduğu makyaj efsane yani. Bu arada bu ışıkların altında makyajın kendisini değil sadece 4-5 saat sonraki halini de göstermiş oluyorum. Çünkü bir 4-5 saat geçti, bir trafiğe takılmışım var ya, uff. Bir tek ruj kalmadı, o kadar da olsun yani. Makyajın bu ilk yapıldığı halini şöyle koyarsam eğer zaten hiçbir fark göremiyorsunuz. Bir tek ruj kalmadı dediğim gibi. Bu arada ruj olarak da 642 L'Oreal'in bu rujunu kullandım. Onu da söyleyeyim. Şimdi da bugün farklı olarak size aktarabileceğim neler var, bunlardan bahsedeceğim şimdi. Öncelikle saçtan başlayayım. Saç olarak ben ne yapıyordum? Bir buradan alıp bir buradan alıp arkadan şöyle toplayıp sıkıp buraya o şekilde kaldırıyordum. Bugün çok daha kolay bir versiyonunu öğrendim. Şuradan alındı. Yani hem kaldıracağımız yerden biraz gerisinden alıp buradan çıt sıkıldı. Bayağı bir kolaylık oldu. Çünkü arkadan göremiyorsunuz falan, bir eziyete dönüşebiliyordu. Bugün kesinlikle ve kesinlikle bu saç modeli çok hoşuma gitti. Yani hem maşası hem de şu çekme yöntemi baya hoşuma gitti. Gelelim makyaj kraliçesinin sihirli ellerine. Kesinlikle kaş sabunu varmış ve kaş sabunu varmış. Ben yeni başladığım için biliyorsunuz kaşlarımı sabunla şekillendirmeye. Aralarındaki farkı çok anlamam diye düşünüyordum ama öyle bir kaş sabunuyla, şöyle bırakıyorum, öyle bir kaş sabunu kullandı ki gerçekten bence şu anda piyasanın en iyisi diyebilirim. Kaşlarımı bir sabitlemiş, bir sabitlemiş ki sormayın. Ve şöyle bir güzelliği var. Sabun jel gibi olduğundan dolayı biraz ıslak oluyor. Hafif ıslak bir şekilde sabitlemiş oluyorsunuz. Ve öyle bir şey oluyor ki kuruyunca tamamen nereye doğru tırtıldıysanız oraya doğru kuruyor. Ve bütün gün boyunca bana mısın demiyor. Şu an şu dakika kaş sabununa aşık oldum. Kamerayı kapatır kapatmaz hemen kendime kaş sabununu söyleyeceğim. Gerçekten bayağı efsaneymiş. Bir diğer şey ise burun kontürü. Burun kontürü ben normalde ne yapıyorum? İki çizgiyi birbirine yakınlaştırarak sürüyorum. Ayşe Hanım o şekilde yapmadı. Daha çok yanlarda kalarak yaptı. Telefonda baktığımda çok hoşuma gitti gerçekten. Burun kontürümü de çok beğendim. Şimdi diğer bir şey ise bunu aynı şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü hatırlarsanız bir önceki videomda da göstermiştim. Ben de ne yapıyorum? Biraz yüzüm kilolu dursun diye ucunu kıvırarak kontürü yapıyorum. Aynı şekilde kontürlediğimizi düşünüyorum. Daha keskin belki. Gerçekten çok hoş bir yüz makyajı, göz makyajını zaten aşık oldum. Her şeyine tek tek, kaşlarıma, her şeye bayıldım. Umarım birkaç şey de size aktarabilmişimdir. Birkaç tüyo da size verebilmişimdir. Vallahi çok keyif aldığım bir gün oldu açıkçası. Hem keyifliydi hem de biraz öğretici oldu benim için. Size de aktarabildiysem ne mutlu. Evet, ben artık kaçıyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bu videoyu lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer ki hala abone olmadıysanız ve videolarımı kaçırmak istemiyorsanız da lütfen abone olun. Bir dahaki makyajıma kadar, bir dahaki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun benim. Şimdi gelelim artık. Çok özür dilerim. Öncelikle şey merak ediyorum, bu makyaj gözüksüz. Buna da bastın. Yoluna çık olsun, küpem düştü demek isterdim. Yemek de yiyemiyoruz ya dışarıda, o bile lüks bir şey. Yuh 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 yani.